Merhabalar. Bu videoda yapılarına göre sıfatlar başlığıyla sıfatlara devam ediyoruz. Sıfatlar için sonuncu video olacak. Öncelikle basit sıfatları göreceğiz arkadaşlar. Yapı dediğimiz zaman aklımıza her zaman basit, türemiş ve birleşik ifadeleri gelmeliydi zaten. Biz yapım eki almamış sıfatlara basit sıfat diyoruz. Mesela kolay soru derken kolay sözcüğü, ince davranış derken ince sözcüğü, sert kış derken sert sözcüğü, kara tahta derken kara, dar yol derken dar, ekşi elma derken ekşi, acı biber derken acı, iyi insan derken iyi, kötü arkadaş derken kötü, bol yemek derken bol, dost ülke derken dost, son istasyon derken son, beyaz sayfa derken beyaz, düz çizgi derken düz, dar elbise derken dar, boş oda derken boş sözcükleri hem bir ismi nitelemiş, ismin özelliğini söylemiş hem de basit yapılılar yani yapım eki almamışlar. Biz bunlara basit sıfat diyeceğiz. Şimdi bakalım bir de türemiş sıfatlara. Türemiş sıfatlarda o zaman ne olacak arkadaşlar? Yapım eki almış olan sıfatlar olacak. Bakalım tanımımıza. Ad veya eylem kök veya gövdelerine yapım ekleri ulanarak yapılan sıfatlardır. Yani yapım ekleri getirilerek. Kök veya gövdelerine dediği için en az bir tane yapım eki alması gerekiyor demek. Zaten gövde olduğu zaman bir yapım eki en az almış haline biz gövde diyoruz. Birden fazla da alabilirmiş demek ki. Mesela lı-lı-lü-lü yapım ekiyle yapılan türemiş sıfatlara bakalım. Aynadan aynalı sözcüğü türemiş ve sıfat olarak kullanılmış. Yünden yünlü sözcüğü türemiş ve sıfat olarak kullanılmış. Sudan sulu sözcüğü türemiş ve sulu elma derken elmanın özelliğini belirtmiş, sıfat olarak kullanılmış. Tattan yani isim olarak da kullanılabilir, fiil olarak da kullanılabilir tat halindeyken. Tatlı olmuş, tatlı dil bir türemiş sıfat olarak kullanılmış. İzmir'den İzmirli sanatçı derken İzmirli türemiş sıfat. Liseli kız derken liseli, kültürlü çocuk derken kültürlü, aynalı kemer derken aynalı sözcüğü yine bizim için türemiş sıfattır arkadaşlar. Şimdi burada yapım eklerini tek tek göreceğiz. Lıklık, luklük yapım ekiyle yapılan türemiş sıfatlar. Yıllık izin derken yıldan yıllık, kiradan kiralık, kıştan kışlık ev, elbiseden elbiselik kumaş, satmaktan satılık araba, ondan onluk deste, ormandan ormanlık alan, 20'den 20'lik diş dediğimizde olduğu gibi. Cıvcı, cuvcu, cik cik, cuk cuk ekiyle yapılan türemiş sıfatlara bakalım. Sütten sütçü berfin, inattan inatçı keçi, birden biricik dostum, minikten minicik çocuk, davadan davacı adam, azdan azıcık huzur, kısadan kısacık hayat, yumuşaktan yumuşacık yastık, altını çizdiğim sözcükler cıvcı cucu cık cık cük cük yapım eklerinden birini alarak türemiş sıfat olarak kullanılmışlar sevgili gençler. Gelelim sız, siz, sus, süz yapım ekiyle kurulan türemiş sıfatlar. Mesela hatadan hatasız iş, tuzdan tuzsuz salata, kusurdan kusursuz plan, sabırdan sabırsız insan, işten işsiz adam, ışıktan ışıksız sokak, neşeden neşesiz hayat, karşılıktan hatta şöyle karşıdan karşılık, karşılıktan karşılıksız iyilik olarak türemiş sıfatları gördüm. Cacı ekiyle yapılan türemiş sıfatlar dosttan dostça ilişki, asilden asilce veda, kibardan kibarca davranış, iriden irice köpek. Gın, yin, gun, gün ekiyle yapılan türemiş sıfatlar. Yormaktan, yorgun çiftçi, küsmekten, küskün teyze, kırmaktan, kırgın anne, durmaktan, durgun, göl yine türemiş sıfatlarım arasında yer almaktadır. Şimdi basit ve türemiş sıfatları gördükten sonra birleşik sıfat grubuna bakacağız arkadaşlar. Pek çok farklı yolla yapılabiliyor. Mesela anlamca kaynaşmış birleşik sıfatları göreceğiz. Ardından
Kurallı birleşik sıfatları göreceğiz. İnceleye inceleye devam edeceğiz. Öncelikle anlamca kaynaşmış birleşik sıfatlara bakalım. Bir anlama gelecek şekilde sözcüklerin birleşmesiyle oluşur. Mesela boş boğaz, cingöz, birçok, miras yedi, hiçbir, can ciğer, pis boğaz, bir takım. Bunlar arkadaşlar iki sözcük birleşerek artık tek bir anlam ifade eder olmuş ve sıfat olarak kullanılmış. Hepsi ismin özelliklerini söylemiş. Dolayısıyla ben bunlara anlamca kaynaşmış birleşik sıfat diyeceğim. Örneğimize bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamca kaynaşmış birleşik sıfat kullanılmamıştır? Bakın A şıkkında başıbozuk askerler, B şıkkında birkaç gün, böyle yaptım, bu dursun. D'de bir takım gazeteciler, E'de cingöz çocuklar. Şimdi bakın, cingöz, bir takım, birkaç ve başıbozuk sözcükleri ne oldu arkadaşlar? Burada anlamca kaynaşmış birleşik sıfat olarak kullanıldı. Ancak C'de 3 aylık maaşını aldıktan sonra gaspçılar yolunu kesmiş derken herhangi bir birleşik sıfat söz konusu değil. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan şıkkı. Şimdi anlamca kaynaşmış birleşik sıfatları gördükten sonra kurallı birleşik sıfatlara da bakalım. Bir tamlamanın sıfat olmasıyla oluşurlar. Sıfat tamlamasının sıfat görevini üstlenirler. Bakalım. Eğri minareli camiyi ziyaret ettik. Bakın buraya. Cami isim değil mi? Evet. Nasıl cami? Eğri minareli cami. Bakın bu koyu yazılan da aslında bir sıfat görevinde kullanılan sözcük grubu, sıfat grubu. Ama sıfat grubunun içine baktığımda minare isim, eğri yine sıfat. Yani nasıl minare? Eğri minare. Bakın buradaki bir sıfat damlaması büyük çerçevede baktığım sıfat damlamasının sıfatı olarak kullanılmış. Mesela ikinciye baktım. Sınıfımıza kıvırcık saçlı bir öğrenci geldi. Kıvırcık normalde sıfat, saç normalde isim. Ve bu koyu yazılan kısım ne olur arkadaşlar? Bir sıfat damlaması olur. Ama bu sıfat damlaması cümlede öğrenci isminin özelliğini söylemiş. Yani şöyle büyük yapıda da bir ne kurmuş? Sıfat tamlaması kurmuş. Ben bunlara ne diyorum o zaman? Kurallı birleşik sıfat diyorum. Bakalım. Bir de sıfat tamlamasına lı-li eki getirilerek yapılırmış. Bu ada büyük yapraklı ağaçlarla doluydu. Ağaçlar isim. Bakın büyük yaprak normalde bir sıfat tamlaması. Nasıl yaprak? Büyük yaprak. Lı eki getirmişim. Ağaçların özelliğini söyler hale getirmişim. Dolayısıyla bu da kurallı birleşik sıfat. Buraya geldim. Sıfat tamlamasına sız eki getirilerek yapılabilir. O günlerde 5 parasız bir insandım. Nasıl insan? 5 parasız. Bakın 5 para ne kadar para? 5 para. Değil mi? Nasıl para? 5 para. Burada bir sıfat tamlaması söz konusu mu? Evet. Ama ardından da insan ismini niteler hale getirmiş. Sız eki alarak. Devam edelim. Buraya geldim. Sıfat isim yer değiştirilip isme iyelik eki getirilerek. Mesela normalde öğretmen boyu uzun çocukları arkaya oturttu cümlesindeki boyu uzun ifadesi şu şekilde olmalıydı. Şöyle aşağıya yazarsam. Uzun boy. Boy bir isim. Uzun bir sıfat değil mi? Nasıl boy? Ama bunları ben yer değiştiriyorum. Boy uzun çocuk dedim. Ama boy uzun çocuk da biraz anlamsız olduğu için şuradaki isme de bir iyelik eki getirdim. Kimin boyu? Onun boyu.
Boyu uzun çocuk. Şimdi boyu uzun ifadesi o zaman kurallı birleşik sıfat olmuş oldu. Ardından buna bakalım. Sıfat tamlamasına lık lik eki getirilerek yapılabilir. Dost isim. Nasıl dost? 40 yıllık dost. Aslında 40 yıl burada bir sıfat tamlamasıydı. Ben bu sıfat tamlamasına lık lik eki getirdim. Ve kurallı birleşik sıfat yaptım. Evet, son bir maddemiz daha kaldı. Ona da bakalım. İsim tamlamasının sıfat olması durumu var. Mesela külün rengi diyecektim. Değil mi? Ama buna lali eke getirmişim. Bu bulutların nasıl olduğunu söyletmişim. Kül rengi bulutlar. Hangi bulutlar? Kül rengi bulutlar. Buradaki kül rengi ifadesi kurallı birleşik sıfat olmuş arkadaşlar. Bakalım aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurallı birleşik sıfat kullanılmıştır? A'ya baktım. Daha önlerinde uzun ve yorucu bir gece vardı. B. Eski bir asker telsizinden uydu alıcısı yapmaya çalışıyor. Annemin babamın benimle gurur duymasını istiyorum. Umut ve neşe bu topraklarda ekmeğimize katık oluyor. Bu duvarı sivri uçlu matkapla delmelisiniz. Bakın. Matkap isim değil mi? Evet. Normalde sivri uç bir sıfat tamlaması değil mi? Evet. Lığlığı eke getirmişim buna. Matkap isminin özelliğini söyletmeye çalışmışım. Sivri uçlu matkap. Bu şekilde yaptığımda ne diyordum arkadaşlar? Lığlığı lık lık ekiyle yapılanlara kurallı birleşik sıfat. O zaman bu sorunun cevabı E şıkkıdır değerli gençler. Evet, yapılarına göre sıfatları da bu şekilde bitirmiş olduk. Kafanıza takılan noktaları yorumlar bölümünde sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar.